Bence sosyal medya zamanımızın en büyük uyuşturucusu. Bir yerde okumuştum. Yani normalde verdiği dopamin, normalde uyuşturucu kullanmış gibi öyle bir dopamin veriyor insanlara ve bağımlılık yapıyor sosyal medya. Şimdi bana sorarsınız sosyal medyada zaman geçireyim mi? Ben size şunu diyeceğim. Normalde beni takip edin diyeceğim. Ama kesinlikle sosyal medyada zaman geçirmeyin. Bence bugünkü insanların, gençlerin başarılı olma oranı ...sosyal medyadan... ...arınma oranı da eşdeğerdir yani. Paraleldir yani. Sosyal medyadan ne kadar uzak durursa... ...insan o kadar başarılı olabilir. Çünkü öyle zaman çalıyor ki sosyal medya... ...bir oturuyorsunuz ve sizi aslında... ...bunların dizayn yapması, algoritması ...aslında sizin kendiniz bir de bilmeden... ...saatlerce zamanınızı boş ve malayani işlere... ...sarf etmek yani. Sosyal medyanın amacı bu. Şimdi böylelikle insanlar mesela... ...bir tane İngilizce kitap var... E, ...orada hangi orijinalizma neydi... E, ...Malcolm Gladwell... ...orada 10 bin saat... ...kuralı var... 10 bin saat kuralı şu... ...bir insan aslında insanlar böyle çok... Ta ...talentli, çok böyle... E, ...yetenekli insanlar oluyor ya... ...biri piyano çalıyor, biri basketbol oynuyor... ...biri bilmem ressam oluyor, biri mücit oluyor... Biri, ...biri mühendis oluyor falan... İşinde başarılı oluyor ya... ...aslında diyor ki, bu diyor... ...aslında onların tanrı vermiş böyle deneyasını yazılmış bir şey değil diyor... ...aslında diyor bir insan 10 bin saat bir zamanını bir, bir şeye odaklanabilirse onda mesela 10 on bin saat gitar çalmayı öğrenirsen en iyi gitarist olabilirsin. 10.000 saat müzik yazmayı öğrenirsen müzik, müzisyen, müzisyen olabilirsin. 10.000 saat yazarsan yazar olabilirsin mesela. Şimdi burada damlaya damlaya göl olur diyoruz ya. İnsanlar bilmeden her gün her gün 2-3 saat böyle scroll, tiktoklarda, instagramlarda boş işlere bakıyor. Birincisi Gerçekten bir günde 24 saat zamanımız var. 24 bin dolar kaybetsen bile bunu tekrar kazanabilirsin arkadaşım. 24 saatinin bir saatini bile tekrar kazanamazsın. Para gider gelir ama zaman gider gelmez. O yüzden bu arkadaşlara diyorum ki e, sosyal medyadan kurtarabildiği kadar zamanını kurtarsın. Birincisi bu zaman şeysi. İkincisi sosyal medya öyle bir yalan yer ki öyle bir yalan dünya ki. Bakıyorsunuz insanlar diyor bakın diyor plajdayım diyor bir tane laptopla diyor zengin oldum diyor çalışmanıza gerek yok diyor falan filan böyle. Ondan sonra öbürü Lamborghini sen ne iş yapıyorsun diyor Lamborghini'ye soruyor, Porsche e soruyor işte Mercedes'e soruyor. Yani insanlar ondan sonra bir bakıyorsunuz bir arkadaş bir şey yapmış bir gecede zengin olmuş tamam mı? Ondan sonra insanlar da oradaki artificial yani yalan ve makyajlı başarıları görüyor ve insan bu sefer kendisi gerçekten morali bozulmaya başlıyor. Diyor ki ya ben gece gündüz çalışıyorum. Bu arkadaş bir şeye dokunmuş zengin olmuş. Ben niye olamıyorum diyor. Aslında orada da yalan bir şeye bakıp da yani yalanla gerçeği sen nasıl karıştırabilirsin ki? Bu sefer bu insanların psikolojisi de bozuluyor. Genç kızlar mesela oradaki TikTok'taki ya ki şeydekiler insanlara bakıyor. Ve kendi şeklini şemalini beğenmemeye başlıyor mesela. Yani insanların hem zamanını çalmakla beraber insanların psikolojisini moralini bozuyor sosyal medya. O yüzden ne kadar az kullanırsınız hayatta o kadar çok başarılı olursunuz. Yine altını çizerek söylüyorum. Bundan sonraki başarınız sosyal medyadan arınabildiğiniz kadardır yani. Çünkü oradaki saatler damlaya damlaya bir yılda 10 bin saat sosyal medyaya gidecekten gitmektense ya da iki yılda bu 10 bin saatinizi nereye yatırırsanız o o işin en 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 kralı olabilirsiniz yani zamanınızı nereye yatırmayı öğrenin. Sosyal medyanın en büyük bizim için zararı zamanımızı çalıyor ve zihnimizi çalıyor, psikolojimizi bozuyor. Mesela yıllar önce ben işime gece gündüz harıl harıl çalışırken sosyal medyada böyle genç arkadaşlar vardı, benim tanıdığım da arkadaşlar. Ya her gün bir şeyler post yapıyor. Her gün bir bakıyorum kaliteli resimler, kaliteli toplantı resimleri bakıyorum. Ben acaba loser mıyım ya? Bunlar bunlar adamsa ben neyim falan. Ama zamanla anlaşıldı ki aslında ben gerçekten ürüne odaklanırken onlar sosyal medya üzerinden propaganda yaygara koparmışlar. Şimdi zamanla aslında yıllar sonra ortaya çıktı ki yani gerçekten şey yoğunlaşmak, kaliteli bir şey üretmek sosyal medyada yaygara koparmaktan daha önemli. Mesela sosyal medyada da gerçekten influencer olarak zengin olabilen insanlar var. Bunu da biliyorum yani. Ama sen onlardan mısın? Yani kaç kişi oluyor bunun üzerinden? Buna da bakmak lazım. Hani her insan sosyal medyada influencer olup para kazanıyor. Yani ben bilsem ben yapardım ama şuna inanmıyorum. Herkesin sosyal medyada bir zengin olma orada hani insanlara boş şeyler anlatıp zengin olma şeysi yok. Ama şöyle de şeyler var. Mesela adam mesela bizim neydi bu arkadaşın adı? Türkiye'de bir çok meşhur bir aşçı var. Burak mıydı? Mesela onun aslında o sosyal medyacı değil. O yemeği yapma yeteneği olduğu için o tarzı olduğu için Yemeği güzel yaptığı için ve kocaman şeyler yapabildiği için sosyal medyada. Ya senin eğer yani mesela bir bayansan güzelliğinden başka hiçbir şey yoksa ya bir yere kadar sürekli elbise alıyorsun, giyiyorsun, çıkıyorsun, resim çekiyorsun. Ya öyle kaç milyon tane var ama o Burak Beyefendi'nin elinde yemek yapma yeteneği olduğu için o ön plana çıkabiliyor. Senin işin nedir yani? Sen ne yapabilirsin? Buna bakmakla ressam olabilirsin, çocuklara İngilizce öğretebilirsin kod yazabilirsin. Kendi yeteneğin üzerinden git ki orada başarılı ol. Ama orada bir yetenek olması lazım. Orada senin bir odaklanmış bir alanın olması lazım. Sosyal medyada ben sadece benim işime yarayan sosyal medyaları bırakıyorum. Instagram var, Facebook var ve Twitter var. TikTok yok mesela. Çünkü TikTok gerçekten casus, casus uygulaması. Yakında Amerika'da da bu yasaklanacak. Ee, TikTok sizi her şekilde dinliyor ve kullanıyor. Bunda haberiniz olsun. Şimdi üçüncüsü. İmkanınız varsa iki tane telefonunuz olsun. Bir tanesinde sosyal medya olsun, bir tanesinde bomboş, hiçbir şey olmasın. Sadece telefon olsun. İmkan varsa. Şimdi böyle yapınca ben mesela normalde sosyal medya olan telefonumu evde bırakıyorum. İşe gelirken sadece arayabilen telefonumu getiriyorum mesela. Ya da akşam uyurken odama o sosyal medya olan telefonumu koymuyorum. Onu da ofisime koyuyorum. Aşağı bir yere kütüphaneye koyuyorum ki orada zaman geçirmeyeyim yani. Bu da çok işime yarıyor. Mesela boş zamanımda YouTube'da short'lar var değil mi? YouTube'da motivasyonla ilgili, bilgiyle ilgili, yani benim öğrenmek istediğim şeyler var mesela. Gerçekten 30 saniyeye 1 dakika çok güzel bilgiler sığdıran kanallar var, bilim kanalları var mesela. Türkçe bir sürü güzel kanallar var mesela. Ondan sonra felsefe kanalları var. Yani senin artık alanın neyse hani boş olmasın. Yani böyle insanların zamanı geçiren şey değil de öğrenmen gereken şeyler olursa onların hepsini takip ediyorsun. Ve hani o TikTok iştaha geldiği zaman açıyorsun YouTube şortu bir basıyorsun. Oradan işte bir hoca atıyorum İlber Ortay, Ortaylı bir şey anlatıyor. Ondan sonra başka bir hoca başka bir şey anlatıyor. Biri tarihten anlatıyor. Biri dünya şeysinden, geopolitikasından, biri ekonomiden anlatıyor. Bu sefer... Kendini geliştirmiş oluyorsun. Hem kendi iştahını Böyle tatmin etmiş oluyorsun, hem bir şey öğrenmiş oluyorsun yani. Ben de hani yapmayın, etmeyin sosyal medya zaman geçirmeyin diyorum. Aslında ben de bu sosyal medyayla mücadele ediyorum yani. Şu an günde muhtemelen yani şöyle e, yarım saat, bir saat kullanıyorum diyebilirim. Ama ben bunu da daha fazla düşünmek istiyorum yani.